Ne okuyorsun abi? Şşş, içme. Sen ne okuyorsun abi? Ne oluyor ya? Bir şey diyeceğim siz. Bana kızgın mısınız yoksa hala geç haftadan ya? O kadar özür diledik bu abi. Ne gülüyorsunuz? Oğlum niye gülüyorsunuz? Tamam abi, tamam. Tamam. Geçti sonuçta. Güzel geçti. Girdin tiyatro Anadolu'ya yani. Girdim abi, girdim. Az daha dayağı yiyordun ama. Bayağı iyi dayandın yalnız ya. Abi adam masa örtüsünü kaptı gitti. Asıl alması gereken şeyi almadı. Bohçasını da aldı gitti. Kel olan gibi. Bana mı dedi? O gir galiba. Ha Tolga. Gel. Tolga. Tolga. Gel ya, gel gel. Arkadaşlar Tolga. Benim liseden arkadaşım. Burada yüksek lisans yapmaya geldi. Aa, öyle mi? Evet, evet. Ben hocam. Tolga. İdiz abi bende. Hoş geldin. Biz de tam İdiz'in geçen hafta sınavda yaşadıklarından bahsediyorduk. Koca adam sınava girecek. Daha iki gün var sınava, elinde tekstlerle dolaşıyor. Geldi, sinirlendi. Bunu topladı gitti falan. Sonra sınavdan kaçtı koca adam. Görmeliydin ya, çok enteresandı hali. Tolga Ankara'dan geldi. Oo. Evet evet. Ankara Üniversitesi mezunu Tolga. 3 haftadır bende kalıyordu. Bayağı. Ha senin ev arkadaşın. Ev arkadaşı evet. Abi 3 haftadır buradasın, niye gelmiyorsun hiç ya? Hadi. Hiç gelmiyorsun, görmüyoruz burada seni. Nasıl gidiyor dersler? İyi. Gözlükler de şahaneymiş yalnız ya. Ben gideyim. Ne oldu? Çay mı içelim abi? Abi. Tipe bak. Birine benziyor ya. Harry Potter. Bir şey diyeceğim. Büyük abi de kaç gündür böyle bunun gibi suratsız abi, biliyor musun? Yok be abi. Öyle abi. Yok abi. İçinde aslında iyi bir insan. Ne yapıyorsunuz ya? İyi. Ne oldu abi? Ne yaptık ki abi biz? Adam 3 haftadır burada. İlk defa yanımıza geliyor. Sizinle tanıştırıyorum. Şu yaptığınız şeye bak Allah aşkına. Ne yaptık ya? Abi biz normal davrandık her zamanki gibi. Ben onu demiyorum. Adam buraya kadar getirmişim. Yanınızda sizi tanıştırmışım. Bir sürü saçma sapan şey zırvaladınız adama. Yok gözlüklerin, yok. Abi samimi olmaya çalıştık biz ya. Tolga eskiden de böyleydi. Lisede de böyleydi. Yani herhangi bir kalabalık bir ortama girdiği zaman çok çekingen davranıyor. E siz de ona yardımcı olmak yerine adama bağırıp çağırıp üstüne gidiyorsunuz. Çok çok. Tamam abi, sen söylüyorsun sosyal ortamlara giremiyor diye de biz nereden bilelim? Daha yeni tanışmışız. Değil daha mi? Yeni tanıştığın için söylüyorum zaten. Bir adamla seni tanıştırırken en baştan adamın kişilik özelliklerini mi anlatayım sana? Sen ilk tanıştığın kişiye böyle davranmak zorunda mısın? Abi ne bileyim, belki sevgilisinden falan ayrılmıştır, bize değildir yani. Yani evet. Anlamadım abi ki ben ya. Of. Bak, Tolga gerçekten çok iyi bir oyuncudur. Evet, biraz çekingen bir adam ama iyi bir oyuncudur. Ve buraya gelmesi, bizimle beraber olması benim çok hoşuma gitti. Ama siz adamın o kadar çok üstüne gittiniz ki. Abicim, çekingen adamdan iyi oyuncu olur mu ya? İşte onu demeye çalışıyorum. Bu yüzden bu adama yardımcı olmak zorundayız. Bak öyle diyorsun da, Derin Devito da çok çekingenmiş. Hiç arkadaşları falan... Yani sus! Sen bana anlat. Ha. Neymiş? Derin Devito acayip çekingen olmuş ya. Bir şey konuşuyorum ki ben de kafa gireyim. Ya öyle olmuyor. Sizin bildiğiniz gibi olmuyor yani çok fazla. Nasıl oluyor? Ya daha değişik hesaplar var. Şey yapmayın yani. Çok kafa yormayın. Bir ajansa bağlı olmak gerekiyor muymuş kesin? Yani bazen gerekiyor ama işte üstünden para kazanıyorlar bazen. Kaç para alıyor? Bölüm başı kaç lira? Ne yapacak? Saçmalamayın. Abi böyle şeyler söylenmez. Abi bizden mi sakınıyorsun ya? Abi. Yok canım, estağfurullah da yani. Şalın güzelmiş, versene mi? Yok. Niye? Ya abi bu şimdi böyle stil falan. Aa biz sana Ediz'in sınavını anlattık mı? Ya ne oldu? Görmeliydin ya. Adam sahneden kaçtı. Ha biliyorum ya, biliyorum. Stres yaptı adam. Siz bir de onun benim sınavımdaki halini görecektiniz abi. Ya şimdi gece işte sabahlıyorum falan çalışmak için.
Adam sürekli peşinde, sanki sınava girecek. Meğer bu seneye hazırlık yapıyormuş, çok belli. Ya biz gördük onu ya, geberdi burada stresle. Anlattı bize zaten. Ya şaşkın, şurada böyle masa örtüsünü falan toplayıp gitti, yanında götürdü. Böyle bir stres yok yani. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Oo hocam, nasılsınız? Merhaba, iyiyim, siz nasılsınız? Sağ ol, iyiyim, merhaba. Merhaba hocam. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Ne haber, neredeyim? İstanbul'da çalışıyorum, bir dizideyim. Ha, dizidesin. Var mı tiyatro falan, bir şeyler yapıyor musun? Yok, yapamıyorum da izlemeye gidiyorum. İzliyorsun. Bu sezon evet. İyi oyunlar var zaten. Çok, çok iyi oyunlar var. Keşanlı'yı görmenizi isterdim. Öyle mi? Çok güzel oyun yapmış. Göreceğiz zaten. Göreceğiz, geleceğiz. Ha, Tolga, hoş geldin. Enis hocam, Tolga, bizde yüksek lisansa başladı. Ha, öyle mi? Evet hocam. Merhaba, hoş geldin. Hayırlı olsun. Tolga, Ankara'dandı değil mi? Okul yeni mi bitti? Geçen dönem bitti. Güzel. Okul bittikten sonra bir şeyler yaptın mı? Yok, ben burayı bekledim. Hazırlandım sınav. Güzel. Onu da ekledim yani. Güzel. Merhaba arkadaşlar. Oğlum İsmail. Hocam. Merhaba. Hoş geldiniz. Ay, hoş bulduk. Hoş geldin. Sen hoş geldin mesela. Sen ne haber, ne var ne? İyi hocam, ne yapayım hocam? Neler yapıyorsun? Aa, çalışıyorum, İstanbul'dayım. İstanbul'da? Evet. Dizi. Dizi. Tiyatro falan. Tiyatro yok, bulamam hocam. Arif, Tolga bizim yeni yüksek lisans öğrencimiz. Öyle mi? Merhaba Tolga. Merhaba. Ben Arif. Tolga. Merhaba. Eyvallah, memnun oldum. Nereden, hangi okul? Ankara'dan mezun oldum ben. Hı. Geçen dönem mezun oldum. Peki Eskişehir'e alışabildin mi bari? Alıştığım sayılır. Ben biliyordum zaten Ozan'dan. Biz lise arkadaşıyız Ozan'la. Ha, iyi. Yani biliyordum biraz. Bizim okulu tercih etmen Ozan etkili oldu yani. Hani. Evet evet. Yani gelip gidiyordum ben. Hı. Oradan biliyorum biraz. Bu ara hocam, Tolga bitirme oyununda Hamlet oynadı. Hamlet. Ozan. Efendim hocam. Tolga nerede? Tolga evde hocam. Hayır, benim dersime gelmedi. Hem ayrıca Enis'le verdiğimiz oyunculuk dersinin de ödevlerini getirmedi geçen hafta. Ha. Ozan, Tolga'nın bir sorunu mu var biliyor musun? Hocam, bildiğim kadarıyla Tolga'nın bir sorunu yok. Bir de ayrıca Tolga ödevlerini günü gününe yapan bir öğrencidir. Hatta o kadar çok çalışır ki aynı evdeyiz ama ben onu çoğu zaman görmem bile. Fakat çok içine kapanık yaşar. İşte derslerde pek bir şey görmedik. Pek ödev de getirmiyor. Ozan, sana bir şey soracağım. Tolga'nın sosyal hayatı nasıl? Yani hani ev arkadaşınızsınız falan ya, yani dışarı falan çıkıyor musunuz? Yok hocam, sosyal hayatı. Tolga çoğu zaman odasından dışarı çıkmaz. Yani bizim çocuklar bize geldiğinde hiç dışarı bile çıkmaz. Tolga'nın büyük bir sorunu var. Ozan, sen eve gidince onunla konuş. Hı hı. Mutlaka bizim yanımıza gelsin, tamam mı? Tamam hocam. Tamam. Arif, Tolga ile konuşmamızın zamanı geldi galiba. Bu çocukların sorunları bitmiyor güzeldi. Ne yapayım, gideyim mi ben hocam? Tamam, hadi git. Tamam, hadi konuşalım. Tamam. Tolga, biz dün Ozan'la ödevlerini getirmediğin için falan hani bir sorunu mu var diye konuştuk da o yüzden seni çağırdık. Tolga, sanıyorum sosyalleşme konusunda bir sıkıntın var. Sürekli yalnız kalmak istiyorsun gibi. Benim gördüğüm kadarıyla eleştiri almaktan korkuyorsun. Ya tamam, haklısın bak, yarı dönemde buraya geldin. Yani yeni bir çevre, yeni hocalar, yeni arkadaşlar. Bu konuda haklısın. Ya birileri seni tanırken eleştirilmekten korkuyormuşsun gibi geliyor bana. Evet hocam, yani ben aslında buraya gelmeden önce çok düşündüm. Eskişehir'e alışabilecek miyim diye. İnsanlar beni aralarına kabul edebilecek mi diye. Sonra aslında ben çok çalışıyorum. Ödevlerimi de yapıyorum. Ama size getirmeye çok çekiniyorum. Çünkü ya doğru değillerse, ya siz kızarsanız diye. Sonra arkadaşlarımın olduğu ortamlarda herkes benimle ilgileniyormuş gibi geliyor. Herkes bana sorular soruyormuş gibi geliyor. Ben de bu durumdan çok rahatsız oluyorum. Sonra
Ozan'ı rahatsız ettiğimi düşünüyorum. Çünkü onun düzenini bozuyormuşum gibi geliyor. Yani bunların hepsi de birleşince böyle sosyal ortamlarda bulunamıyorum. Bak Tolga, benim sana bir tavsiyem var. Bu korkularının üstüne gitmelisin. Değil mi? Yani tamam bak biz senin hocalarınız ama hiç de öyle korkulacak insanlar değiliz. He? Yani rahatlıkla bize gelip danışabilirsin. Meğerce biz de bu aynı şeyleri yaşadık. Tıpkı senin gibi. Akademisyen olmaya karar verdik. Burada tiyatro yapmak istedik. Yapıyoruz da. Tabii böyle olunca da biz de eleştirilere maruz kalıyoruz. Üstelik bazen birbirimizin yaptığı işleri eleştirdiğimiz oluyor. Ama bu bizi yıldırmıyor, tam tersine. Daha çok çalışmamız ve kendimizi daha çok geliştirmemize neden oluyor. Bak, biz performansa dayalı işler yapıyoruz. O yüzden eleştiri almak, olumlu veya olumsuz olarak eleştirileri almak bizim için çok önemli. Çünkü bu bizi geliştiren bir şey. Yani biz onları, o eleştirileri doğru olarak almazsak kendimizi geliştiremeyiz. O yüzden cesur olmak zorundayız. Yani bu eleştirileri doğru biçimde almak zorundayız. Hem ayrıca o eleştiriler senin kişiliğine gelen eleştiriler değil ki, yaptığın işle alakalı. Yani senin çalışmana faydası olan eleştiriler bunlar. Evet, ayrıca bence biraz daha arkadaşlarınla birlikte olmalısın. Sosyal ortamlara girmelisin. Neler olup neler bittiğini gözlemlemelisin. Ancak evet, bu sosyalleşerek, insanlarla iletişim kurarak hem daha mutlu olursun hem de işinde daha başarılı olursun. Bak, önüne birçok iş çıkacak. Birçok farklı karaktere bürüneceksin. Eğer insanlarla iletişime geçmezsen nasıl farklı karakterlere bürünebilirsin ki? Arif Hoca çok doğru bir şey söyledi. Cesur olmalısın. Ve bu sorunlarla yüzleşmelisin ve üstüne gitmelisin. Evet. Sana bir hafta süre verelim. Sen bütün bunları bir düşün. Bu arada arkadaşlarınla da sakın temasını koparma. Onlarla da iletişimde bulun, olur mu? Sonra zamanımız var. Zamanımız var. Sonra tekrar dertleşiriz. Sunumu daha sonra bakarız, evet, sunumlara. Evet, evet, yani ya Ozan'ın da senin de söylediğine göre ödevlerini zaten yapıyorsun. Tamam, sorun yok. O zaman haftaya getirirsin. Sonra bir daha konuşuruz, olur mu? Tamam. Teşekkür ederim beni anladığınız için. Hadi şimdi git. Biraz arkadaşların neler yapıyorlar, git bir bak bakalım. Hadi. Sağ olun hocam. İyi günler. Hadi görüşürüz.